وَإِذَا جَاءَكَ الَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا Ayetlerimize iman edenler sana geldiklerinde فَقُلْ O vakit de ki سَلَامٌ عَلَيْكُمْ Üzerinize selam olsun. كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ Rabbiniz kendi üzerine rahmeti yazdı. Yani size merhametli davranmayı yazdı Allah Azze ve Celle. Böyle kayıt altına aldı, kesinleştirdi. Şöyle ki, اَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ Sizden her kim yaparsa, işlerse, suen bir kötülük, bir cehaletin, cehaletle. Bunları geçen derslerde ele aldık. Thümme daha sonra, tâbe, tövbe ederse, yani dönerse, min ba'dihi, o kötülükten sonra, dönerse, Allah Azze ve Celle'ye dönüş gerçekleştirirse, bir de ve aslaha ve islah ederse, belli ki kendini veya çevresinde açtığı yara ile birlikte kimlere zararı dokunduysa o yapılan kötülüğün, فَاَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Şu halde o, Allah Azze ve Celle böyle bir durumda bunu gerçekleştiren kimseye, mağfiretini yaşatacak, yani bağışlayacak, esirgeyecek, onlara merhametini, rahmetini yaşatacaktır. Bu ayeti kerimede Allah Azze ve Celle müminlere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerinden hem selam ile başlayıp hem devamında Allah Azze ve Celle'den bilgi veriyor. Biz ayeti Cenab-ı Hakk'ın bize selam söylediği, bizi esirgeyeceğini, rahmet edeceğini, önden haber verdiği, yaptığımız kötülüklerden vazgeçip döndüğümüz takdirde bağışlayacağını, esirgeyeceğini, kötülüklerde ısrar edip inatla, ısrarla, maksatlı bir şekilde ona karşı çıkmak için meydan okumanın bizi Cenab-ı Hak'tan uzaklaştıracağını, başkalaştıracağını ve bizi bu hayatta şansımızı zorlayacağını, nihayetinde de bütünüyle kaybetmemize yol açacağını ifade ediyor ayet aynı zamanda kendi içinde. Yani ayette yolu gösterdiğine göre Cenab-ı Hak bu yolun dışında kalan süreçlerinde artık kişiyi hüsrana götürecek bir yaşam tarzı olduğu anlaşılıyor. Kötülüğü cehaletle, ki bunu geçen derslerde vurguladık, yani kötülüğün kötü olduğu gerçeğini küçük görerek, kendince orayı biraz görmezden gelerek, tam da cehale kelimesinin manasına uygun bir şekilde, görmezden gelerek o gerçeği bilmiyormuş gibi yaparak, bu günaha duyduğu arzuların baskın etkisiyle tabii, işleyip de sonrasında o baskın etki üzerinden kalkmışken, günahın cazibesi kaybolmuşken, çünkü peşi sıra Cenab-ı Hak onu ortadan kaldırır. Bu mal idiyse ele geçince çok bir şey olmadığını, gazap ise bir süre sonra ortadan kaybolur, şehvet ise zaten kaybolur. Hemen peşi sıra tâbe min ba'dihi ondan sonra, peşi sıra derken an itibariyle de olur, hemen akabinde, sonra da olur. An itibariyle bile yapsa en güzeli o zaman olur. Şeytan da halbuki diyor ki daha yeni yaptın, hemen şimdi tevbe olur mu? Biraz bekle, tevbe etmeye yüzün olsun. Bu türden geciktirici propagandaların hepsinin merkezi, kaynağı şeytandır. Bunlara itibar etmemeli, derhal o hal üzere, o sıkıntılı hal üzere, günah sonrası, o cürüm haleti üzere dahi Cenab-ı Hakk'a yönelmeyi, pişmanlık dilemeyi, bu yaptığından ötürü hüzünlendiğini, sıkıntı duyduğunu, sıkıntı yoksa bile o esnada sıkıntıyı aramayı, içinde bir yerlerde, derinlerde Cenab-ı Hakk'a karşı bu yaptığı saygısızlığı nasıl başarabildiğine dair kendini kınayan, kendini levmeden, nefsini levmeden, bundan ötürü kendisini azarlayan, öfke duyan,
Bunlar hep müminin haleti ruhiyesi. Mümine yaraşan şeyler ve müminin de çok ender yaşadığı şeyler değil, zaman zaman yaşadığı şeylerdir. Dolayısıyla da Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ı bile biz اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّٰءُ diyor, kişinin kendi bu anlamdaki özbenliğinde, nefsinde buna yönelik bir emredici taraf olduğunu söylüyor. Allah Azze ve Celle de kendisini kınayan nefse فَلَا اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةٌ levmeden kendisini kınayan, bu anlamda gördüğü ayıplardan ötürü kendisini öz eleştiri diyorlar, eleştiren kimse Cenab-ı Hakk'a karşı bunu saygısından yapıyor herhalde. Başka bir sebep olamaz. Kendi üç dünyasında yoksa ne diye zaman ayırıp bu meşguliyeti yaşasın, bu düşünceleri yaşasın, bu pişmanlık halini yaşasın. Hele hele belli ki bu bizim içimizde Allah Azze ve Celle tarafından lütfen var edilmiş ki, İlk zamanlar, yani ilk günah işleyen kimseler, ilk suça bulaşan kimseler, hele gençlik dönemlerinde falan bu psikolojiyi çok yoğun yaşıyorlar. Ancak bunu üsteler, devam eder, ondan sonra iyice aşındırırsa kendi içindeki o cevheri, bakarsanız zaman sonra artık günahtan sonra böyle şeylerin aklına gelmesi, kendisini kınaması falan kalmayabilir hiç. Bu herhalde Cenab-ı Hakk'ın kella bel rana ala kulubihim ma kanu yeksibun, yapıp ettikleri o kazandıkları şeyler kalplerini lekeleyip duruyordu ayetinde bahsedilen şey gibi herhalde. Neticede de taba olur, yani mühürlenir kalbi, hatamallahu ala kulubihimdeki gibi. Dolayısıyla bu ayette bahsedilen süreç ızdıraplı, ağrılı, sancılı bir süreçtir, doğru. Ama bu Cenab-ı Hakk'a duyduğumuz saygıdan kaynaklanan, ondan, onun gazabından, öfkesinden, korktuğumuzdan kaynaklanan şey olduğu da kesin. Çünkü iç dünyamızda yaşıyoruz. Dışarıda yaşamıyoruz bunu. Birilerine göstermek için günahtan ötürü pişmanlık diye dışa vuran bir yüzü yok bunun. Birileri bunu özellikle yapıyorsa ondan konumuz o değil. Konumuz kendi iç dünyasında bu demin günahı küçümseyip herkes yapıyor canım diyerek işlediği şeyi şimdi altında ezilmesi, kendi iç dünyasında bunu nasıl yaptım, nasıl mesela adamın kitabını çaldım veya ötekinin parasını çaldım veya birikinin malına, mülküne, ırzına tasallutta bulundum, canına tasallut ettim. Bu kendi içinde yaşadığı bir sıkıntılı hal, ama buradan bunu da aşacağım, ben böyle şeyler, böyle sorunlar yaşamak istemiyorum diye inatla kendi öz yaratılışını tahrip etmeye çalışanlar, bir daha katledeceğim, üstüne bir daha katledeceğim, beni kimse durduramaz falan, kendisiyle mücadele ediyor, kendi fabrika ayarlarıyla mücadele ediyor. Ede bakıyorsunuz seri katile dönüşmüş, seri hırsıza dönüşmüş, ne diyelim, seri ve fuhş cüya dönüşmüş, nasıl denirse. Ancak bunlardan böyle bir meydan okumayla Cenab-ı Hakk'a karşı çıkmak için değil de günahın cazibesiyle kendini kandırarak kişinin işlediği suçlarda, bunlar müminler işte, başka türlüsü de yok zaten, yani buna hiç bulaşmayan, hiç işlemeyen, Cenab-ı Hakk'ı sıfır kusurla, hep saygıyla kullukta bulunmuş böyle bir kimseden söz etmiyoruz. Dolayısıyla bu hepimizin başında olan bir şey. Ne var ki bazılarımız daha çok bunu yapıyor, daha çok günahkar demek onlar. Bazılarımız daha az yapıyor. Allah Azze ve Celle ama her halükarda bağışlanma dilemeye muvaffak kılsın. Ve Allah Azze ve Celle'ye yalvarmayı, yakarmayı, mağfiret dilemeyi, atamız Adem Aleyhisselam gibi olup günahını ona karşı itiraf edip mağfiret dileyebilmeyi bu konularda muvaffak kılsın. Öte yandan meydan okuyan Cenab-ı Hakk'a, bu koyduğu hudutlara karşı çıkan, isyan eden, küfreden, onu yok sayan, en büyüğü de o, öyle bir şey yok diye
Allah Azze ve Celle'yi inkar eden, bu süreçlerde iblisvari Cenab-ı Hakk'a karşı, onun buyruklarına karşı meydan okuma içerisine girenler. Rabbimizin bize böyle demiş olması, hiç yapmayın, bir kere bile yapsanız canınızı yakarım, işinizi bitiririm dememiş de, yaptığınız zaman dönüp pişmanlıkla boyun eğip mağfiret dilemeniz, dilerseniz ben kesinlikle gafur ve rahim olacağım demiş olması kadar büyük bir müjde düşünülemez. Başı selamla başlayan bu muştunun sonunun mağfiretle ve rahmetle sonlanmış olması, bu ayet-i kerime bizim için olağanüstü bir şey. Sürekli okusak, cebimizde saklasak, etrafta yazsak, çerçeveletip alsak, her türlü bize müsk-i amber olur, kokusunu, müjdesini yayar, saçar. Buna yönelik ihtimam, alaka, ümidin var olduğunu gösterir. Kulun Cenab-ı Hakk'a bu anlamda mağfiretine ve kendi günahlarının farkındalığına nedenli bunları açık yaşadığını gösterir. Ama bir başkasını günahım yok diyen hani ilgilendirmeyebilir. Veya Cenab-ı Hakk'ı umursamayanı da ilgilendirmeyebilir. Ama Rabbi ile ilişkisi bulunan ve bu ilişkisi üzerine titreyen, yaptığı kusurlardan ötürü de korku içinde bulunan kimseler için bu ayetten, bu ayet muhteşem bir ayet yani. Selamun aleyküm diyor Rabbimiz bize Resulü üzerinden.